Herkese merhabalar, ben Emine. Köy Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü özel sosuyla çıtır çıtır harika börek tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü böreğimin çıtırlığının üzerine asla hiçbir böreği kabul etmiyorum. Hiçbir börek bu kadar çıtır olmamıştır. Peki diyeceksiniz ki Emine Hanım nasıl bu kadar çıtır? Hemen şimdi ben susup çıtırlığıyla böreğimi size baş başa bırakıyorum ve şimdiden hepinize de keyifli izlemeler diliyorum. Yufkaların içinde kullanacağımız sosunu hazırlamakla başlayalım. Sos tavamın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını aldım. Ve üzerine 1 çay bardağı oda sıcaklığında suyunu alıyorum. Ve yine üzerine 1 çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Fakat benim çay bardaklarım büyüklerden olduğu için şöyle birer parmak hem suyunu hem yağını az koyuyorum. Sosumuzu karıştırıp kenarıya alalım. Yufkalarımı hazırlamaya başlamadan önce kullanacağım fırın tepsimi hafifçe şöyle bir yağlıyorum. Yufkalarımızdan önce şöyle bir tane alıp hazırlamış olduğumuz sosla şöyle 2 yemek kaşığı dökerek her tarafına şöyle fırça yardımıyla ıslatalım. Yine üzerine bir kat daha yufka alıyorum. Bu işlemi ben 3 yufkayla tamamlayacağım. 2 yufka yaparsak bu baklavalık yufka olduğu için erimeyi yapabilir. O yüzden ben 3 tane üst üste yufka kullanıyorum. İç harcı için lor peyniri ve içine bir miktar doğramış olduğum maydanoz kullanıyorum. Şeklinde saralım. Sizler için hemen bir tane daha hazırlıyorum. Hızlıca şöyle sizleri sıkmadan, zamanınızı almadan. Tepsimi bu şekilde donana kadar bu işlemi ben tekrarlamaya devam ediyorum. Kalan sosumuzu fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürelim. Ben fırınımı açtım 180 dereceye. Bu tepsimi önce ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında renk alana dek pişireceğim. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Ayrıca sizlere zahmet olmazsa beni nerelerden izlediğinizi kısacık da olsa yorumlarda belirtir misiniz? Böylelikle sizlerin sayesinde beni kimler nerelerden izliyor öğrenmiş olurum. Şimdi sosumuzu bu şekilde tepsimize yedirelim. Evet, böreğimiz çok güzel oldu. Benim fırınımda 40 dakika gerçekten çok güzel pişti.
30 dakika fırınımın orta kısmında pişirdim. Böreğimizi son 10 dakika ise alt kısmında kızarması için fırınımın alt kısmına getirdim. 10 dakikada bu şekilde pişirdim. Böreğimizden hemen şöyle alıp hem iç kısmını hem de alt kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Gördüğünüz üzere alt kısmı da gerçekten çok güzel. Üst kısmı da nar gibi kızardılar. Hemen şöyle bir tane daha alıyorum. Ve şöyle bir tanesini kesip içinde göstermek isterim. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.